Altının rekor yükselişlerine şahit olduk. İşte haftanın ikinci yarısından itibaren yine rekorları göreceğiz gibime geliyor söylemlerinden itibaren. Bir alım fırsatı sunduğunu görüyoruz ama şimdi öyle bir durumla karşı karşıya kaldık ki o rekorlarda. Bankadan almaya kalkışsak arada baya bir fark var. Kuyumcuya gitsek kuyumcudaki işte fark çok fazla. Ekranda gördüğümüz çok fazla. Buradan bir dengeleme ya da bir işte el koyma durumu olacak mı? Nedir buradaki insanların esas bakması gereken rakam nedir? 3 yatırımcı var. 3 ayrı fiyat var, kur var. Yine insanlar sistemi eleştiremediği için, korktuğu için ve sistemle alakalı karşısında bir muhatap bulamadığı için dövizciye gidiyor, derdini dövizciye yanıyor. Kuyumcuya gidiyor, derdini kuyumcuya yanıyor. Bazen de arada uyanıklar çıkıyor. Diyor ki televizyonda bu kadar diyor, niye bu kadar satıyorsunuz? Uyanık veya düşükten alacak. Düşük yüksekten satalım. Yani o uyanıklar hale devam edecek ama uyanıklık, kurnazlık böyle işe yaramıyor piyasada. Niye? Şimdi üç tane ayrı kur var, üç tane ayrı bir yatırımcı var. Şimdi sen neyi tercih ediyorsan onun sonuçlarına katlanacaksın. Bir, tutup KKM sürecinden işlem yapıyor musun KKM sürecinde? KKM sürecinde sen bugüne kadar düzenlemelendin. Güzel, böyle cebine paracıkları koydun, tamam. Ama sana dediler ki serbest piyasalarda 2.470 lira, sen de 2.270 lira. Ben kurumu böyle belirliyorum kardeşim. Niye? Ben işçilikten anlamam. Resmi kur bu. Sen de zaten nemayı aldığın için, kaymakları yediğin için geliyorsun kuzu kuzu o 200 liralık farka, eyvallah. Yani KKM'den çıktıktan sonra cebinden gramını 200 lira para vereceksin veya dolara 100 dolar diye 1 lira fark vereceksin. O fiziki olarak vermiş olduklarını anca yerine koyabileceksin. İki, sen bankadan işlem yapıyorsun. Bankadan alıyorsun, bankadan satıyorsun. Varlıklarını sanal üzerinden devam ettiriyorsun. Eyvallah. Peki bu sefer ne oluyor? Bankanın kuruna tabi olmak zorundasın. Arada 70-80 lira fark var. İşine gelirse banka diyor ki ben 50 lira aşağı alırım, 20 lira yukarı satarım. Ha, demek ki siz kayıt içi bir ekonomi istiyorsanız, vatandaşların sistemde varlıklarını tutmak istiyorsanız demek ki bunun da bir karşılığı var. Vatandaş burada tüketici istismar ediliyor. Şimdi örnek veriyorum. Aleyhine gitti. Ev alacak. Bir kilo altını var. Bir kilo altını bozacak. Serbest piyasalarla banka arasında 70 bin lira var. Aleyhine çok kolay mı kazanıyor da 70 bin lira düşüğünü bozduracak altında? Böyle bir şey olabilir mi? Ve dolayısıyla da çarpı. Gelelim serbest piyasalara, kapalı çarşı piyasasına. Alım satım arası 10-15 lira. Gayet normal, bedava. Yani onlara baktığın zaman bedava. En avantajlısı. Ama bu sefer de saklama koşullarıyla alakalı problem var. Yani ben bunu alacağım, nerede saklayacağım, hırsızlık var, o var, bu var. Ve dolayısıyla sistem dışına çıktığın zaman risk alıyorsun. Sistem içine girdiğin zaman da mağdur ediliyorsun. Bu işin ortası yok. Ha, olacak mı? Tabii ki. 2 ay beklesin yatırımcılar. Onlara müjdem var. 2 ay sonra ben bu filmi bozacağım. Ben çünkü dedi ok yaydan çıktı. Bu vatandaşları, bu yatırımcıları mağdur ediyorsunuz. Böyle bir sistem kurarım ki hepinizin aklını alırım ve yapacağım da göreceksiniz. 2 ay sabresinler. Bu makas aralıkları nasıl gidecekmiş? İnsanlara alternatif nasıl doğacakmış? Hepsini görecekler. Farklı sistemler de geliyor. Onları da uygulamaya alacağım. 2 ay sonra tamamen bu düzeni değiştireceğim. Herkes rahat olabilir. 2 ayları var. 2 ay boyunca yiyebildikleri kadar yesinler, istismar ettikleri kadar etsinler. Ama 2 ay sonra bütün film değişecek. Yani vatandaşın elinde farklı kozlar olacak. Bunu da dibine kadar kullanacak.